Şimdi özel mülakat gerçekleştirmek üzere oturum başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Doktor Erdem Başçı'yı ve İzlanda Merkez Bankası Başkanı Sayın Mark Gudmundsson'u sahneye davet ediyoruz. I will speak in Turkish, so you might need headphones, translators. Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Finans Zirvesi'nin altıncısı arkada görüyoruz. Altıncısına katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Fakat sözlerime başlamadan ben de sabahki katılımcıların, değerli katılımcıların duygularını paylaştığımı belirtmek isterim. Çok ardı ardına acı haberler alıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. Ve birazdan konuşacağız, ekonomi konularına gireceğiz. Ekonomi konularında elbette her zaman için moral çok önemli. Ve terörün amacı da aslında moralleri bozmak, bir önemli amacı da bu. O yüzden hem moralimizi sağlam tutacağız hem de gerekli mücadeleyi zaten gerekli otoriteler bu konuda veriyorlar. Ama biz de demokrasi, barış için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ekonomi tarafına biz daha ziyade bakacağız. Ekonomi, finans. O konuda da biliyorsunuz moralleri bozan hadise 2008-2009 krizi oldu. Bütün dünyada oldukça derin etkiler yaptı. Hem istihdam üzerinde çok istihdamı azaltıcı olumsuz bir etki yaptı. Hem yatırımlar üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Ve pek çok ülkede ciddi kayıplara yol açtı bu krizler. Şimdi o krizlerde gene manşetlerde olan ülkelerden bir tanesi İzlanda'ydı. İzlanda'da bildiğim kadarıyla kriz 2008 yılının sonlarına doğru etkisini gösterdi. Ve bir yerde küresel kriz de aynı döneme denk geldi. Çok finans sektörü büyük olan bir ülke olduğu için İzlanda Başkanımız Sayın Başkan Mark Gudmundsson birazdan anlatacaktır. Finans sektörü gayri safi hasıla oranla defalarca kat büyük bir ülke olduğu için bankacılık sektörü krizinden tabii çok derin bir şekilde etkilendi. Ve Mark Gudmundsson, benim değerli arkadaşım, 2009 yılının Ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Daha önceki görevi çoğunuz biliyordur. BIS, Bank for International Settlements isimli İsviçre'nin Basel kentinde kurulmuş olan bir önemli kuruluşta önemli bir görevi vardı. Para politikalarıyla ilgili bölümde birim başkan yardımcısıydı. O dönemden biz tanışıyoruz Mar'la. Oradan çok önemli ve çok zor bir göreve geldi. İzlanda Merkez Bankası Başkanlığı tam krizin en derin olduğu dönemde kolay bir iş değildi. Fakat oradan şu noktaya geleceğiz. Görev süresi 5 yıl tamamlandıktan sonra geçtiğimiz yıl yine Ağustos ayında ikinci bir 5 yıl için tekrar görevlendirildi. Tekrar atandı. Aynı göreve devam ediyor. Bu da aslında bizim en zor şartlarda bile, yani başımıza ne kadar zorluk gelirse gelsin, ne kadar karamsar olursak olalım, aslında ümit olduğunu gösteriyor. Çünkü İzlanda bunun çok güzel bir örneği. O tarihten bu tarihe çok önemli adımlar atıldı İzlanda'da. Ve şu anda çok çok daha iyi bir noktaya geldi. Yetkililerin aldığı önemli kararlar ve bunların arasında da yine Başkan Gudmundsson'un katkısı çok büyük.
Dolayısıyla kendisinden özellikle finans merkeziyle ilgili ben konuşmasını rica ettim. Finans merkeziyle ilgili bize ne tavsiyelerde bulunabilir? İstanbul iddialı bir şekilde bir finans merkezi olmak istiyor. Sabah Sayın Başbakan Yardımcımızın belirttiği gibi 25 öncelikli dönüşüm alanından bir tanesi de İstanbul finans merkeziyle ilgili olan konu. Onun altyapısıyla ilgili çok sayıda yapılması gereken iş var. Bunları yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ve daha dayanıklı, daha verimli, daha adil sonuçlara yol açabilecek olan bir finans merkezine nasıl sahip olabiliriz Türkiye'de? Onunla ilgili kendilerini dinleyeceğiz. Ben sözü vermeden önce belki çok kısa ana temayla ilgili, konferansla ilgili birkaç cümle söylemek isterim. Biliyorsunuz Ankara'da G20 dönem başkanlığımız sebebiyle Maliye Bakanları, Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın bir araya geldiği G20 toplantılarını hafta sonu tamamladık. Orada konuşulan konular bu İstanbul Finans Zirvesi'nin ana temasıyla çok yakından alakalı. Şu anda bütün dünyada biliyorsunuz mercekler büyüme üzerine odaklanmış durumda. Ve burada da daha ziyade gelişmekte olan ülkelerin büyümesiyle ilgili bir merak var. Belli bir belirsizlik var. Onlar konuşuluyor. Bir de acaba Amerika'daki büyüme parasal normalleşmeye başlamak için yeterli seviyeye geldi mi gelmedi mi? Bir de öyle bir çok merak edilen bir konu var. Tabii çok spesifik olarak para politikası konularına girilmiyor G20'de. Çünkü her merkez bankasının kendi kararıdır. Onlar çok fazla tartışılmıyor ama yapısal alanda çok önemli kararlar alınıyor hakikaten. Yine sabah Sayın Başbakan Yardımcımızın belirttiği gibi 1000'den fazla ülkelerin yapması gereken yapısal reformlar, bunlar kendi ev ödevleri. Bunlar alındı, bunların etki analizi yapıldı. Bunun küresel gayri safi hasılaya 2 puan ilave edebileceği eğer hayata geçirilirse söylendi. Ve bununla ilgili Türkiye'nin dönem başkanlığında da bir izleme mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Bu izleme mekanizmasında da bunların ne kadarı yapıldı, daha ne kadarı ne zaman yapılacak? Bununla ilgili olarak sürekli bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından ve G20'deki diğer meslektaşlarımız tarafından her bir ülkeninki bir yerde izlenmiş olacak. Güzel bir mekanizma bu. Çin'in dönem başkanlığı altında da gene bu izleme mekanizması devam edecek. Bu bizim uygulamayla ilgili prensibimizin bir doğal sonucu. Finansal sektör reformuyla ilgili de uygulama gayet iyi bir noktaya geldi ve yapılacak az miktarda reform kaldı. Onlar da tartışıldı ve karara bağlandı. Liderler Zirvesi'ne Kasım ayına oldukça önemli yapısal reformlar, finansal sektör reformları ile ilgili maddeler getirilecek, karara sunulacak. Ve liderlerimizin onayından sonra da bir yerde bunlar dünyada kabul görmüş reform alanları olacaklar. Yatırımlarla ilgili B20 toplantılarında epey bir konuştuk. Orada da yine Merkez Bankası Başkanları'nın da katılımıyla bir panel düzenledik. Avustralya Maliye Bakanı da panelimize katıldı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Sayın Lagarde da panelimize katıldı. Orada da yatırımlar neden artmıyor sorusunun cevabını aradık B20 toplantısında. Şimdi burada bu toplantının temasıyla da bağlantılı olarak faiz oranları çok düşük. Faiz oranlarının özellikle gelişmiş ülkelerde neredeyse reel anlamda eksi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Özellikle uzun vadede değilse bile kısa vadede eksi reel faiz söz konusu. 10 yıl gibi vadelerde hazineler sıfıra yakın. Bazen artı bazen eksi faizlerle borçlanabiliyorlar. Reel sektörde bunlar aslında yansıyor. Düşük faizlerle borçlanmak mümkün. Fakat yatırımlar iki şeyin fonksiyonu diye düşünecek olursak, birisi faiz oranları diye düşünecek olursak, ikincisine de özet olarak kısaca tek bir kelimeyle güven diye bakacak olursak, güven konusunda 2009'dan bu yana tam bir iyileşme sağlanamadı. Geleceğe güven, geleceğe bakış konusunda tam bir iyileşme sağlanamadı. Aslında o ikinci faktör üzerine biraz biz odaklandık B20'de. Faiz dışında diğer etkenler nedir? Yatırımların nispeten düşük olmasının arkasındaki faktörler nelerdir diye panelde konuşuldu. Burada faktörlerden bir tanesi belirsizlik ve oynaklıklar. İş adamları eğer geleceği göremezlerse, gelecek konusunda tam emin olamazlarsa o zaman yatırımlarını erteleyebiliyorlar. Bu önemli bir faktör. Onun dışında diğer bir faktör eğer büyüme beklentileri, satış gelirleriyle ilgili beklentiler aşağı doğru çekilirse sürekli o zaman tabii yatırımlarını daha az yapabiliyorlar ve erteleyebiliyorlar. Onun dışında da iş ortamı diyebileceğimiz genel bir çerçeve var. İş ortamı da güvenle çok alakalı. Orada da kamunun öngörülebilirliği, güzel düzenlemeler yapması, yatırımın önündeki engellerin, iş yapmanın önündeki engellerin kaldırılması gibi diğer faktörler var. Bunların hepsini birden güven adı altında toplayabiliriz. Şimdi bizim bu dönemde ihtiyacımız olan şey aslında biraz güveni arttırmak.
G20'nin böyle bir faydası var. G20 toplantısında yapısal reformları bu şekilde açıklayıp bunların da uygulanacağını ciddi bir şekilde kararlaştırınca güvene bu bir katkı yapacaktır. Onun dışında ben ufak bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında küresel büyüme o kadar da zayıf olmayabilir. Burada bir ölçmeyle ilgili bir düşük ölçmeyle ilgili bir problem olabilir. Özellikle verimlilikle ilgili olarak bunu söylüyorum. Toplam faktör verimliliğinin düşük olduğu gözleniyor. Hiçbir ülkede bugün toplam faktör verimliliği kriz öncesi dönemlere ulaşmadı. Çok daha düşük. Genellikle büyüme emek tarafından geliyor. İstihdam tarafından büyüme geliyor. Dediğim gibi yatırımların gayri safi hasılaya oranı da kriz öncesi dönemine göre biraz daha düşük olduğu için sermaye oluşumundan ve toplam faktör verimliliğinden ziyade istihdam artışı yoluyla büyüme geliyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şöyle de bir tespitte bulunmak lazım. Hizmetler sektörü yani imalat sanayi dışındaki sektörler nispeten iyi durumda. Hizmetler sektörü de genellikle emek yoğun sektörlerdir. Ve oralarda hem istihdam artıyor, hem üretim artıyor. Ama bu sektörlerde verimlilik artışının çok yüksek olması beklenemez. Bir lokanta sektörünü düşünün. Çok fazla verimlilik artışı orada söz konusu bile zaten olmaz. Dolayısıyla verimliliğin çok artmadığı hizmetler sektörüne kaynaklar, emek kaydıkça ölçülen toplam faktör verimliliği de düşüyor olabilir. Bunun bir araştırması gerekir ki araştıranlar var, bu konuda literatür başladı. Buna mukabil imalat sanayinde bir yavaşlama var. Bunlar da genellikle ticarete konu olan, dış ticarete konu olan mallar oluyor. Uluslararası ticareti yapılabilen mallar oluyor. Burada bir yavaşlama var. Yani burada hem sermaye oluşumu, yatırımlar, hem istihdam artışları, hem de oranın kendine has verimliliklerinde bir de hacimlerde bir yavaşlama var. Hatta uluslararası ticarette bir daralma söz konusu, eksiye bile dönüyor şu anda ihracat ve ithalat verileri. Buraya odaklanmak lazım. Aslında nedir bunun arkasında yatan sebep? Onu biraz incelemek ve irdelemek gerekebilir. Onu ben kendim yapmayacağım burada ama o şekilde bakacak olursak aslında dünyada istihdam artışları ve büyüme açısından imalat sanayi dışındaki taraf o kadar da kötü değil. Oldukça da hatta iyi diyebiliriz. Ama imalat sanayinde gözle görülür bir yavaşlama olduğu aşikar. Dolayısıyla reformları düşünürken ve küresel bazda neden mesela G20 sonuç bildirgesine bakarsanız şu cümle neden kondu diye soracak olursanız cevabı imalat sanayi ile yakından alakalıdır. Ülkeler olarak biz rekabetçi devalüasyonlardan ve korumacılıktan, ticarette korumacılıktan kaçınacağız. Ticarette korumacılık eğilimleri görmeye başlıyoruz. Son aylarda özellikle artan bir şekilde. Ve bazı endişeler var. Acaba rekabetçi devalüasyon mu yapıyor ülkeler gibi bir endişe var. G20'de net bir şekilde biz bunu istemiyoruz ve bunu yapmayacağız şeklinde bir taahhüt aslında konsensüs altında verildi ve yazıldı bu. Sonuç bildirgesinde bu yazıldı. Dolayısıyla bu mesela imalat sanayi açısından önemli bir faktör. Korumacılık kötü bir şey. Rekabetçi devalüasyonlar hiç kimseye fayda getirmez. Hiçbir ülkeye fayda sağlamaz. Dolayısıyla bunları söyledikten sonra ben finans tarafına tekrar dönüp sözü sayın değerli arkadaşım Sayın Mark Goodmanson'a bırakmak istiyorum. İzlanda tecrübesinden Türkiye'ye dersler diye de düşünebiliriz ama nasıl arzu ederseniz sizi dinleyelim. Söz sizin, buyurun. So, thank you, Adam, for your kind words of introduction. And Governor Adam is a dear friend, and he is also, as you know, a highly respected member of the International Central Bank Governors Community. And it is therefore a great pleasure for me to speak to you on this occasion. And I would like to thank the organizers for inviting me to do so. Now, as the governor said, I am mainly going to focus more on
on the financial sector side of things, because Iceland went through a very interesting experience in that regard, with an inverted commas. And I think that it is important that we learn the lessons of that experience, not only in Iceland, but also more globally. Now, I have been thinking about this experience for quite a while, and I'm always trying to put it in a global context, and I will try to do so also on this occasion. And as was mentioned by Governor Edem, you have plans, understandably, and I would support you in that, to develop this nice place that we are in here as a financial center. But when you do that, one should take care to learn, heed the lessons of history in that regard. We were also trying to build a financial center in Iceland. That ended badly, and it's important that we understand why that is. So in order to go through this, I am going to really make three remarks, but these three remarks have a common thread, which is the capital flows and the kind of the framework that we have globally and in the European Union for cross-border banking. I am going to talk about the key lessons from the Icelandic financial crisis, including on the financial centers, and on capital controls that we were forced to introduce as a result of the collapse, and which we have not yet been able to lift. Then I would like to say a few words about global financial integration and monetary and financial stability in small open economies more generally. And then finally, say a few words about potential policy responses. Now, it is well known, as has been mentioned here, that Iceland was the first advanced country to experience a full-scale banking crisis during the global financial crisis. And this occurred in the autumn of 2008, when its three big cross-border banks failed. But what is probably less well known is that that autumn, a two separate but interrelated sub-stories of the recent Icelandic saga were converging in a kind of a tragic grand finale. The first story was related to Iceland's boom-bust cycle and problems with macroeconomic management in small, open, and financially integrated economies. This is a story that has played out many times around the globe, has actually taken place before in Iceland. It might have been somewhat more extreme this time around, but it wasn't in any sense fundamentally different. I will say a few words about that, but I will mainly focus on the second story, because the second story was much more interesting in some sense, which was the story of the rise and fall of three cross-border banks operating on the basis of EU legislation or the European passport for banks. This story was much more unique as it involved the first banking crisis in Europe since the EU single market was formed in the early 1990s. And this story and subsequent developments in the European banking revealed deep flaws in the framework. And that is why, for instance, there are plans to reform that framework through a banking union. Now, so what had been happening is that on the basis of this framework and on the basis of the global conditions of ample and cheap credit, the banking system in Iceland had expanded very fast. These three banks became private banks
in the early 2000s. And then they off they went to conquer the world, so to speak. And as you can see on this graph, from 2003, when they were something like 1.8 times Iceland's GDP, they grew very fast and were at the end of 2007, almost 9 times GDP, and just before they collapsed, they in 2008, they had reached 10 times GDP. Now, what is important is that most of this expansion was cross-border, so it was not taking place domestically in Iceland, and a significant part was really what I will call off-border. That is to say, it had very little to do with Iceland, as both the financing and the investment took place abroad. But due to the system that we have for cross-border banks and also in the European Union, all of this is booked through the headquarters in Iceland. Now, towards the end, around 2/3 of the combined balance sheets of these three cross-border banks was denominated in foreign currency. And this is, for instance, the very crucial difference between the Icelandic banking crisis and the Irish banking crisis, because the Irish banks were using the euro. It was an international currency, but it was also the domestic currency. Now, and as can be seen from the slide on the right-hand side, almost half of the financing was in the form of FX deposits, and some of that in branches in the UK and the Netherlands, or other short-term financing. In other words, the FX part of the balance sheet had a significant maturity mismatch. Now that is the bread and butter of banking, and that is what bankers do. But the problem in this case was that there was no safety net of the type that we know in national setting in the form of liquidity provision or lender of large sort to back it up. So it was an accident waiting to happen, and happen it did, with a vengeance at the peak of the international financial crisis in the autumn of 2008, when there was a wholesale run on the FX financing of international active banks, and then these banks were dead in the water. Now, this became a big issue for the Icelandic authorities, because yes, these were international banks mostly, but these were also our domestic banks. This was our payment system. It was through these banks that the common man had his and her access to deposits. This was a tricky issue. And given the fact that there was a lack of international cooperation in dealing with this problem, which should have been forthcoming because it was a European problem and it was a global problem, but there was a lack of international cooperation at the time, the authorities were forced to consider radical solutions. Although they were not necessarily articulated in full at the time, these solutions entailed several goals: to preserve a functioning domestic payment system, to ring-fence the state in the case of bank failures, to limit the socialization of private sector losses, and to create the conditions for building a domestic banking system. And what was done, the so-called the adopted solution, which was embedded in the so-called Emergency Act, which was passed by Parliament on 6th of October 2008, what was done was to save the domestic operations of the banking system by creating new banks, which involved carving domestic assets and liabilities out of the old failing banks. The rest and much larger part went into a resolution process where it still is. Now, key characteristics of crisis management and bank resolution in Iceland were therefore that shareholders lost all their equity, unsecured bondholders were bailed in, vital infrastructure elements of the domestic banking system were preserved,
and deposits were given preference over other unsecured claims. Today, this seems in many ways a standard approach, but I tell you, it was not universally well received at that time. Now, there are lessons here regarding this issue of building financial centers in small open economies. Now, of course, the Icelandic economy is much smaller than Turkey, so you cannot draw complete parallels. But I think there are two lessons that need to be considered. One is that one has to be careful. This is a worthwhile goal and can give huge benefits, but one has to be careful and be mindful of the risks. I think another lesson is that I think it is good to think about in times of stress, either in the domestic banking system or in the international banking system, how can that stress be contained? You need some kind of a ring fencing of the domestic banking system from the international part. And finally, one has to think about liquidity backstops in cases where maturity transformations are involved. Now, Iceland was not alone in having this problem with lack of foreign currency liquidity. This was occurring to banks all around Europe and all around the world. And it was basically the US swap lines that saved many of these banks from collapse. Now, Iceland didn't get a swap line, and I know that Turkey at the time didn't get a swap line either. So there are issues here having to do with the design of international liquidity provisions that need to be thought about. I'm not going to say more about that now, but this is an issue for the future. Now, let me now turn up very briefly to the macroeconomic part of the story. All the usual suspects were present during the build-up, very strong capital inflows, fueling credit and asset price boom that subsequently turned into a bubble at the same time as the economy overheated and an unsustainable external position developed, where we are talking about the current account deficit that at one point went over 20% of GDP. And macroeconomic and prudential policies were not up to the task. Quite the contrary, there was a policy conflict between monetary policy and the demand levers pulled by government, including fiscal policy, and the risks inherent in capital flows, FX balances, and credit asset price booms were left underregulated and insufficiently supervised. Now, at a deeper level, the macroeconomic part of the story was related to three factors. The first factor centers on the complications that tend to arise with macroeconomic management as very small open economies become more and more financially integrated. And I will say a little bit more about that in a minute. The second relates to the specific conditions of abundant cheap credit at the global level. And the third relates to major policy mistakes that were made in Iceland, both of the type that would be deemed to be such in any book, such as giving an already overheated economy a demand stimulus, and those more closely related to the orthodoxy prevailing at the time, freely floating exchange rates, interest rate policy focusing mainly on low inflation in terms of goods and services, and good micro supervision, and let the markets do the rest. Now, in the wake of the crisis, it is better appreciated that this view is deeply flawed. I'm not going to tell you here the story about the crisis, economic crisis as such and how Iceland recovered. The recession was deep. We lost something like 11 to 12% of GDP. We have recovered all of that. The real economy has fully recovered. We are at full employment. But we have a much better balanced economy. We have fiscal surplus, current account surplus, with inflation slightly under target.
a balance between slack and expansion, etc., etc. And we have rebuilt a domestically oriented banking system, which is much smaller than the banking system was prior to the crisis. Remember, it went all the way up to 9 times GDP. The current banking system is something like 1.7 times GDP. But the financial crisis is still the same, casts a very long shadow, and one of the shadows that we are still dealing with is capital controls. Such controls, very comprehensive controls, were an important element of the program that we had with the IMF, and the rationale was to help to stabilize the exchange rate in a situation where it had fallen more than 50% in 2008, and still there were huge foreign positions, short-term foreign positions inside the country that were waiting to flow out, as were, which were remnants of the carry trade that had taken place, something like 40% of GDP. And if we had allowed that to flow out, then we would have had a total meltdown of the currency. We needed also space to fix fiscal situation or rebuild the financial sector. And in these conditions, these capital controls were introduced, and they gave monetary policy more scope to focus on the domestic economy. And you can see that on the graph here on the left-hand side, which compares two twin crises, that is to say, crisis, financial crisis that are both currency crisis and banking crisis. One is Iceland, where the currency crisis actually started in February 2008. The other one is Korea during the Asian crisis. And what you see are real short-term interbank market rates, which basically are reflecting real policy rates. And you see there's a very big spike in these real rates in the case of Korea, because they were forced to increase interest rates in order to defend the currency and stop the kind of the uncontrollable almost depreciation. Whereas in Iceland case, capital controls took care of that, and monetary policy could be relaxed much easier. Now, but the problem is that even if this was very helpful at the time, over time, these controls start to hurt the real economy in terms of cross-border business, etc., and we want to get rid of them. But it is not easy, because we still have very big krona positions in the hand of foreigners inside the country, and you see that on the right-hand side. Remember, I told you that the offshore kronas, remnants of the carry trade, was 40% of GDP when the crisis struck. We have reduced that down to 15%. That is there, the bar on the left-hand side. But 15% of GDP is very big if that were allowed to flow out tomorrow, overnight, in a small and thin foreign exchange market, we would have a serious problem. What is more problematic is that the solution that we adopted in dealing with the failing bank was fine at the time, but it left a problem to be solved, which was that all of this, all of these banks are very much intertwined with our balance of payments and our international investment position. And there are two ways to see that. At the current point in time, something like 94% of the claims on the estates of these banks are foreign, whereas only 6% are domestic. But at the same time, 41% of their assets are domestic and denominated in our currency. So again, that is something like added to this overhang, something like quarter of our GDP, and if that were to flow out overnight, we would have a problem. And this problem has grown bigger because of our own success
because these domestic assets have grown in value because of the recovery of the country and the capital controls. Now, there is a solution on the table. It is going to be implemented this year, where basically there will be an implicit haircut on both of these positions, very significant one, and then the foreign creditors will leave with their foreign exchange. The underlying problem here is the following. The collapse of these three banks was the third biggest bankruptcy in the history of mankind. Not in relative terms, but in absolute terms. So if you measure it by size of balance sheet. But it occurred in one of the smallest countries in the world, and it intertwined with the balance of payment of that country. So yes, one has to be careful. Now, finally, and very shortly, something more general. Iceland, in both of these regards, is a case of the problem with monetary and financial stability in small open economies that are very financially integrated. There is currently a widespread sense that global financial integration can be, although beneficial from an efficiency standpoint, can be problematic for the conduct of monetary policy in small open economies and can, under certain conditions, undermine financial stability. The issue is that what we call the interest rate channel of monetary policy gets weaker and weaker. We hike policy rates and it has smaller and smaller effect on our long-term rates because they are packed down by global rates. That should be fine if exchange rates were to do the job, but the problem is that they are very erratic, misbehave, because they do not reflect all the time fundamentals and uncovered interest rate parity does not hold. And in the limit, they can contribute to boom-bust cycles, and if that interacts with domestic financial fragilities, as it did in Iceland, then you can have a serious financial instability and even a crisis. It doesn't have to happen in all cases. New Zealand had the same problem with monetary transmission. They didn't have any financial crisis at all. So what can be done about that? There is, of course, a long list. Of course, for the small country, it might help to join a monetary union, but that is not on the cards for other reasons, political reasons, and the only monetary union in the area is in a deep crisis of its own, so we wait for that problem to be fixed. Of course, reforms to the international monetary and financial system would, of course, help, but however, I don't see any much progress there at the moment. So individual countries are left to fend for themselves. What they are doing are using macroprudential measures. Some are using maybe capital flow management measures. They will have to take unilateral action, but the problem is credible and reliable self-insurance, co-insurance is better than self-insurance. So at least the IMF, to my mind, should monitor the process, and further ahead, some rules of the game regarding capital flows would be welcome so that we are not faced with excessively suboptimal outcomes and unintended consequences for the global system. I'm going to stop here. Thank you very much. Sayın Başçı'ya ve Sayın Gudmundsson'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak lütfen sahneden ayrılmayın çünkü plaketlerinizi takdim edeceğiz. Konuşmacılarımıza plaketlerini takdim etmek üzere İstanbul Finans Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Murat Üley'i sahneye davet ediyoruz.
Değerli konuklarımız, şimdi sizleri çay ve kahve ikramımız için fuaye alanına davet ediyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere.